Şimdi de sıkılaştırıcı tonik yapalım. Yüzü mü sıkılaştırıyor bu? Gıdıyı falan sıkılaştırıyor şuraya mu? Özellikle ay ben ondan alayım demiş. Memnuniyetle. Yine kadın erkek kullanabilir kadın bunu. Kadın erkek rahatlıkla kullanıyorlar. 25 ml. Pandemi gülleri bunlar. Pandemi şeyleri. Organik gül suyumuz 25 ml. Evet. Organik gül suyumuzu ekliyoruz. 25 cc de yine 25 ml'de yeşil çay. Ama lütfen bu poşet olmasın. Kendimizin demleyeceği bir yeşil çay olsun. Poşetlerde o şey verimliliği alamıyoruz. Kendi demlediğimiz yeşil çaydan yine 25 ml. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Çok da ekonomik şeyler tabii, tabii. yapıyorsun. Bihter biliyorsunuz aynı zamanda koku uzmanı. Çok güzel siz diyorsunuz ki ben şöyle şöyle bir insanım. İşte tenim şöyle, yalnız. Saçım böyle değil mi Bihter? Aynen öyle. Tenim şöyle, saçım böyle. Nasıl anlattıracağım bir dakika yapıyor şu anda meşgul de. Kendinizi biraz anlatıyorsunuz. Şöyle kokuları severim, atıyorum. Hanım eli tarzı kokuları seviyorum. Atıyorum, biraz baharatlı kokuları severim. Diyorsunuz size kişiye özel bir karışım yapıyor. Önce size onu bir koklattırıyor. Beğenirseniz hani şey miktarda yapıyor. Şimdi onu anlattıracağım nasıl yapıyorsun. Ben doğru anlattım mı? Çok güzel anlattınız. Hadi canım. Çok güzel anlattınız. Burada eklemek istediklerim yeme içme alışkanlıklarınız, uyku düzeniniz, tükettiğiniz besin değerler. Çünkü onlar bizim ten aromamızı beğeniyor. Dediğiniz gibi burnumuzun beğendiği de çok önemli. Ama burun beğenir, ten onaylamadığında çok hızlı arındırır. Tenin de bir dili vardır. Tenin dilini onları belirler. Onları konuşalım. Buraya ne yazacaktık şimdi? Şimdi sıkılaştırıcı toniğimiz bitirdik. Buraya kişiye özel kokuyu tasarlarken notlarımızı alacağız. Temel notları. Ha yapacağız bugün notları. Değil mi? Tabii, tabii. Evet, evet. Tabii. Şimdi o zaman kişiye özel parfümü yapıyoruz. Evet. Şimdi kime yapacaksın bunu mesela? Soru soracağız mı? İsmini vermek istemediğim bir ünlüye yapacağız. Çünkü tamam. Bilgileri var bende. Bilgiler tamam. Bu yaklaşık 3 günlük süren bir altyapıdır. Tamam. Alt notada ben burada vanilya, misk ve patchouli kullanacağım alt notada. Vanilya, patchouli ve misk alt notada kalıcılığı arttırır. Ve parfümün alt notada derken yani bazda. Evet. Bir parfümü oluşturmak için alt notu, orta notu, üst nota gereklidir. Üst nota yani parfümü sıktığımızda ilk 15 dakika burnumuza gelen üst notalardır. Alt notalar yarım saat 40 dakika sonra belli olur. Parfümün kalıcılığı ve karakteri de aslında alt nota belirler. Evet. İnsanın hakikaten yeme alışkanlığı, bulunduğu bölge, her şey etkiliyor. Değil mi? Tabii. Emel, patchouli. 2 ml vanilya kullanıyorum. Şimdi burada en önemli şey bunların karışma hızı. Vanilyadan 2 ml alacağım. Burada. Niye sıcak bir şeye mi koyuyorsun? Şu anda sıcak değil bu. Birbirinden bağımsız mıknatıs, elektrik yok. Çok yavaş hareket et bir tane. Tamam. Koy sen oraya. Şöyle. O altındaki ne? Isıtıcı mı? Magnetik. Mıknatıs. Sürekli dönüyor. Ha dönüyor. Mıknatıs dönüyor ki hiçbir elektrik veya başka bir akım vermeden parfümün kalitesini bozması adına karıştırıyor. O nereden alınıyor dermişim. Bunlar laboratuvar malzemeleri satılan yerden alınabiliyor. Nereden? Laboratuvar malzemeleri. Ha, Ali ile Ömer'i alayım ben bu böyle. Çok da keyiflidir. Balık derler buna. Ya da mıknatıs derler. Biz balık demeyi tercih ediyoruz. Şimdi alt notaya yaptık. Orta notaya geçiyorum. Orta notada bu arada benim daha önceden almış olduğum bilgilerim var burada. O bilgileri istinaden yapıyorum. Evet. Sardunya alıyorum. Bakayım ismini vermeyen ünlünün şeysi. Ben değilim ha. Bilgiler neye göre yani? Yeme içme alışkanlığı. Sen biraz o ünlünün şeylerini ver bize. Peki. Sorular ne? Burada bilgi çok fazla yok. Yeme içme alışkanlıkları, uyku düzeni, tükettiği besin değerler, topuklu ayakkabı, saçının kısa olması, uzun olması, gözlük kullanımı kullanmıyor. Bunların hepsi yaklaşık 40 sorunun içerisinde mevcut. Bunlardan yola çıkarak yapmış olduğumuz bir formül. Şimdi, ne diyorsun? Yani düz pabuçla topuklu pabuç da mı değiştiriyor olayı? Kesinlikle. Gözlük kullanımı bile değiştiriyor. Yalnız şu anda bir koku. O ünlü hanım mı?
Yani kadın mı? Hadi erkek onu söyleyelim. Mi? Bir hanım. Hanımmış, tamam. Bir hanım. Onunla... Nereye geldi kokusu? 3 cc erik çiçeği. Bu arada... Erik çiçeği mi? Evet. Dokunmadan da koklayabilirsiniz. Bir dakika, kokusu erik yayıldı bakacağım. Zaten. 1 cc... Çok güzel diyorlar orada. Pembe menekşe. Bir şey söyleyeceğim. Erik çiçeği neymiş böyle? Hiç hayatımda bilmiyorum. Sabırsız, telaşlı ruh hallere de çok iyi gelir o erik çiçeği. Ne diyorsun? Alıyorum. Bir dakika. İncir çiçeği. Yok, evden ele olur. İncir çiçeğinden de bir cc koyduk. Benim aradığım şey erik çiçeğiymiş. Ay ne güzel bir cümle. Çok sevindim. Evet. Burada boş şişem var. Telaşlı bir tipim ya. Ondan. Onu esinlerden değil. Erguvan Üsküdar'ın kokusu diye geçer hep benim aklımda. Bakayım, Erguvan mısın? Erguvan hep böyle Üsküdar Kuzguncuk diye geçer. Evet, oralar geçer. Oradan iki sisiye alacağım. Güzeldir ama. İfadeyi güçlendirir, iletişimi güçlendirir. Toplum önünde konuşmadan önce Erguvan sürüldüğünde çakırsınız. Efendim? Çakırsınız. Bir dakika. Erguvan ifadeyi ve boğaz çakrayı güçlendirdiği için kadim uygarlıklarda da çok fazla var. Erguvan'dan iki sisi de alıyorum. Kişi şimdi 40 soruyu cevapladı. Amazon. Bu kokuyu beğenmeme ihtimali var mı Bihter Hanım? Üzerine rutuşlamalar yapılıyor. Çünkü nasıl ki kendinize özel bir kıyafet diktirirken provaya gidiyorsunuz. 3 cc yani küçük inceltimler yapılıyor. Bunda da aynı şekilde arttırılıyor. Hiçbir zaman anahtar teslim değildir. Çünkü duruş bakılır. Şimdi buradaki formülü tamamladım. Bihter, o 40 soruyu yapmak istiyorum ben. Keyifli. Keyifli. Gerçekten yapmak istiyorum. Memnuniyetle. Şeyde, ama 3 gün sürüyormuş Derya ekranda Hanım. Ekranda topuklu giyerim, normal hayatta giymem. O etkiliyor mu? Derya etkiliyor. 3 gün sürüyormuş. Onu açık hava, ortam, ona göre hepsinin notlarını alıyoruz. Son günlerde yaşadığı travma bile bizim için çok önemli. Kullandığı sabit bir ilaç varsa çok önemli. Mesela insülin kullananlar bizim için çok kıymetli. Ve neden? Onlara çok dikkat ediyoruz. Çünkü insülinden almış olduğu dışarıdaki ilacın tendeki aromayı değiştirme özelliği var. Evet, bende hiçbir önünde koku durmuyor. Arındırıyor. Demek ki bundan. Arındırır. Şimdi koyacağım. Ya bir dakika Erkan ya, bir dakika, konu saptı. Bir dakika şimdi bitir. Bir dakika, bunu biz dinleyeceğim ama yani ne kadar önemli bir şeyden bahsettin şu anda. Tabii ki. Evet, parfümü baştan anlatalım. Formülü şu anda bitiriyorum. Alt nota, orta nota, üst notaya formülünü yaptım. Bu arada parfümden bir tık daha kalıcı olsun diye ekstraksiyon oranları koydum. Parfümde %20 oranında esansiyel yağ formül vardır. Ekstraksiyonda %30-33. Bizim şu anda yaptığımız %30-33'e yakın. Bu benim daha önce hazırlamış olduğum parfüm suyum. Böyle koyabilirim arzu ederseniz. Yavaş yavaş döküyorum. Biraz bulanık olacak ama bu da yaklaşık bir 2-3 dakikalık karışımdan sonra geçecek. Şu anda formül hazır. Tamam. Bunu karıştırmaya bırakıyorum burada. Gördüğünüz gibi açılıyor. Bu tamamlandıktan sonra -8 derecede yaklaşık 3 ila 5 gün arasında bekletilir bizim laboratuvarımızda. Ondan sonra kişiye teslim edilir. Peki bir şey soracağım şimdi. Parfümler biliyorsun, genelde parfümler çok pahalı. Doğru. Çok pahalı. Bu da o kadar pahalı mı? Bu o kadar pahalı değil. Türkiye'de bunu yaparken şunu istedim ben, herkesin ulaşabileceği bir rakam olsun. Herkes deneyimlesin. Hani bir öğrenci harçlıklarını biriktirerek geldiği de oldu bana. Birçok ünlüyle de çalıştım, siyasetçiyle de çalıştım. Amacım bu kültürü, herkesin yani size imzası özel olsun. Oluyor değil evet, mi? Evet, bu formül sadece size özel. İmzanız oluyor çünkü. Bu arada size özel. Mesela sizin parfümünüzü dedim ki tasarladık. Başkası sıksa dahi size durduğu gibi durmaz. Nasıl ki size öyle özel zaten. Ya fet dikilirken sizin ölçülerinize göre dikiliyorsa... Parfüm de öyle. Çok beğendim. Ver dediğinde durmayacak onda. O yüzden sizin imzanız ve kişiye özel oluyor. Çok beğendim bunu. Bir seyirci sorusu var Derya Hanım. Açık tenlilerde, beyaz tenlilerde parfüm durmuyor. Hani ne sıksam üzerimde durmuyor diye. Şöyle, ten rengine göre koku olmaz. Ten aromasına göre koku olur. Ten aromasında belirleyen datalar vardır. Yani bu eğer ten rengine göre parfüm olsaydı 4-5 marka olurdu. Ten rengi kokunun duruşunu belirlemez. Biraz bana pazarlama tekniği gibi geliyor ama her zaman için ten aroması, yaş döngüsü, yedikleri, içtikleri, kullandıkları ilaçlar dahil olmak üzere. Bir
Küçük demo yaptık. Parfümümüzü şu anda koyuyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Sıktığımızda göreceğiz. Şu anda ekstrasyon yaptık. Mis gibi kokuyor. Ha, evet. Şimdi onu koysun. Parfümü kullanırken ne hatalar yapıyoruz? Hani bize öğretilen şuraya sık, püf püf püf. İşte şuraya sık, saça sıkalım mı falan. Doğru bildiğimiz yanlışlar var. Evet, lakin, söyleyin. Lakin bizim bu parfüm bir ismi olsun. Hadi siz bir isim verin. Ben ona bir isim vereyim. Peki biz size orijinal halini verelim. Nedir? Derya Hanım, bir şey söyleyeceğim. Ben sizi çok iyi tanıyormuşum galiba. 40 soruyu yanıtladım. 40'ta 40. Bu bana mı özel oldu? 40'ta 40 yaptım. Ekibinizle 3 gündür çalışıyoruz. Hadi canım. Hiç bilmiyorum. Bak, eldiven taktım. Çok teşekkür ederim. Üstünde de Derya Baykal yazıyor parfümümü. Ekibinizle beraber. Vallahi parfümüm de bitmişti. Çok teşekkür. Bir dakika. Bir dakika, bir sıkı bir bakalım. Sıkıyorum. Nereye sıkmam lazım? Onu şu şah damarlarınız doğru noktalardır ilk etapta. Şah damarlarınız doğru noktalardır. Olaymış. Ekibinizde. O kadar sıkmayın. Bir dakika, çok kıymetli. Şuraya sıkıyor muyuz? Kulak arkası değildir. Neresidir? Şu şah damarlar. Şurası doğru. Şah damarlar. Ama şu çukur bölge değil. Ha. Aynen öyle. Evet. Saça sıkılır mı? Sıkılır. Parfümünüze güveniyorsanız saç nemliyken. Dayan, parfüm bitirdiniz. Formül var, sıkıntı yok. Ha. Formül var. Aynısından yine yapılır. Yalnız benim bir şeyim daha var. Evet. Affedersiniz, söyleyeceğim sırrımı. Özellikle tiyatroda oynarken, burada çok yapmıyorum ama mesela eski oyunlarıma gelenler bunu bana çok söylemişlerdir. Tam çıkar ayak, ben ayak bileğim, bunu şarkı söyleyenler falan, solistler falan da yapıyor ama şu ayak bileğime, görmediniz herhalde, ayak bileğine sıkarım. Tam perde açıldığında eğer ben bir antre yapıyorsam o koku birlikte gider. Çok doğru ama. Bunu çok duydum. Sıkarım. Son böyle zaten şeyde durur. Çünkü seyirciye güzel bir şey gitmeli oyun başlarken. Ama abartmamak da lazım. Tabii. Ağzını böyle bayıltmamak da lazım. Doğru bildiğimiz yanlışlarda da var. Dediğiniz gibi evet, şu bilek içerisinde konulabilir. Şu hareketli. Çünkü evet. Ama bu hanımlar için geçerli. Şimdi beyler için dikkat edin. Beyler hep bu şekilde durur ya da böyle durur. Beyler giyinmeden önce kolunun üstüne parfüm sıktığında bu şekilde kalıcılığı daha fazla olur. Hatta göstereyim. Duyuyor musunuz beyler? Şöyle. Şöyle. Şu omuz başlarından başlayacak. Şöyle giyinecek. Biz hanımlar sürekli el kol hareket halinde. Şekil A örnek bir. Biz iç kısmı sıkacağız. Ha, iç kısmı sıkacakmışız. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Gerçekten hiç anlamadım. Emin olun hiç anlamadım. O çünkü çalışıyor, biliyorum. Çok mahcup ettiniz beni. Teşekkür ederim. Çok kıymetli bir şeyim oldu. Teşekkür ediyorum. Yalnız hakikaten çok güzel bir şey. Hani... Beğendiğinize çok teşekkür çok ederim. Sevindik. Fakat neydi bu erik? Kapatalım mı, uçmasın belki şeyleri? Erik çiçeğini arıyorum ki bu şişeyi size bırakacağım. Bu esansiyel bir parça erik ya çiçeği. Erik, eriğin bu kadar güzel koktuğunu. Erguvan da öyle. Erguvan ne yapıyordu? Çok konuşmaya ne yapıyordu? İfadeyi güçlendiriyor. Evet. Konuşma, toplum önünde konuşacaksak eğer böyle bazen takılıyoruz ya falan oluyoruz. Akışa sokar. İfadeyi güçlendirir, rahat konuşuruz. Niye rahat yayının attırır. Başında sıkmadınız? Orada tekledim, tık konuşamadım böyle. Bundan sonra olmayacak, ben parfümü sıkacağım. Bu arada erik çiçeğin 9 günü vardır. Bütün yıl boyunca sadece 9 günde toplamanız lazım. 9 gün içerisinde bu kadar kıymetlidir. Hani böyle lavanta gibi bir ay bize müsaade etmez. 9 günü var. Çok nazlı, çok nadir. O da 9 günde topladık toplayamadık kalır. Evet. Gülünde 25 günü vardır. Sorular varsa Bihter buradayken alayım. Müge var mı? Çok soru var. Alın.